Güvenilir İkbal lezzetleri artık size çok yakın. İkbalonline.com'da. Dünyanın tadında bu hafta da Bodrum'un tadını kaldığımız yerden çıkarmaya devam ediyoruz. Ve programımızı ülkemizin en önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'dan başlattık bile. Tatilciler kayak yapıyor. Biz de sucuk keyfi yapacağız. Şimdi Bolu'da, Bolu'nun meşhur fırında kazını yapacağız. Bu da tridi. Bu da tridi. Güveçte mantar. Güveçte mantar. Orijinal güveçte yapacağız bunu sizin için. Şimdi de göğünlüğümüzün meşhur... Meşhur tepsi kebabını yapmak üzereyiz. Tepsi kebabı. Bolu yöresine ait patates tatlısı yapacağız. Patates tatlısı. Mangen pilav yapacağız. Pilav diyorsunuz ama malzemelere bakıyorum pilavdan fazlası var. Kartalkaya'ya tırmanıyoruz. Kanları görüyorsunuz. Kartalkaya'da bakalım ne yiyeceğiz. Sucuk ekmek dediğinizi duyar gibiyim. Evet, inşallah Kartalkaya'da biraz da çok lezzetli sucuk ekmekler yiyeceğiz. Kartalkaya'ya ulaştık. Çok güzel bir atmosfer var. Tatilciler kayak yapıyor. Biz de sucuk keyfi yapacağız. Evet. Müslüm, ateşimiz hazır. Hazır. Sucuğumuz hazır. Malzemelerimiz hazır. Sen de hazırsın. Ben montla hazır duruyorum. Sen kısa kollu. Alışkınız biz ya. Üşümüyorsunuz. Yok, üşümüyoruz. Harikasın. Hadi seni izliyoruz. Sucuklarımızı atıyoruz. Atalım atalım. Bol atalım. Sucuklar benden. Programımızın sponsorunun sucukları. Evet, sponsorumuzun gönderdiği sucukları. Evet. Fermente sucukları. Üstüm doğruyor. Karda yenecek en güzel yemek. Sucuk ekmek. Sucuk ekmek. Evet, kangal sucukları inceltiyoruz. Mangalda sucuğu evet, böyle doğrayacağız. Benim abi, Afyon'dan getirdiğim kangal sucukları mangalda pişirmek için bu sucuğu direkt atmıyoruz. Yok, o şekilde atılmaz. Bakın, öncelikle inceltiyoruz. Da bir yandan çevirelim. Çevirin, ben atayım. Üstüme hoş ben de. Sucukları yakmayalım. Evet, sucuklarımız hazır. Oo, cızır cızır. Cızır cızır. Mis. Çok güzel bir görüntü var. Ben fotoğrafını çekeceğim. Sosyal medyada paylaşacağım. Bu cızır cızır anın. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter ise Dünyanın Tadı. Ayrıca YouTube kanalımız Esir Genç TV. Biz sosyal medyadan takip edin. Bu tarifleri YouTube'da da izleyebilirsiniz. Şimdi geçelim sunumuna. Ekmeklerimiz sandviç ekmeği büyüklüğünde. Bir evet, kişilik. Bir kişilik. Açıyoruz. Evet. Kişiye özel marul, domatesimiz, kornişon turşumuz yani. İsteğe bağlı. Tamam, ekmeğin içinde alabiliriz. Usulünüze göre yiyeceğim. Siz nasıl yapıyorsanız ona göre hazırlayın. Müslüm ustaya güveniyorum. İlk başta marulumuzu koyuyoruz. Tamam, birazcık yeşillik. Birazcık domates. Kornişon turşu. Evet. Ve sucuklarımızı. Evet, sucuklarımız. Soğutmadan. Evet, koyalım, bol koyalım. Sıcak sıcak. Sucuğumuz bol. Bu şekilde. Yaptıktan sonra. İkiye bölüyoruz. İkiye bölebiliriz. Bölelim, bölelim. Oo, oh, görüntü şahane. Şu şekil. Müslüm ustam, eline sağlık. Ve görüntü şahane. Tadına bakalım, siz de bakın. Dünyanın tadını Bolu'da çıkaralım, Kartalkaya'da. Afiyet olsun. Nefis. Müslüm ustam, eline sağlık. Teşekkürler, afiyet olsun. Çok güzel gitti. Geldiğiniz bu güzel ortamın içerisinde. Çok güzel gitti bu güzel ortamın içerisinde. Elinize ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkürler.
Bolu'da, Bolu'nun meşhur fırında kazını yapacağız. Evet, kesinlikle. Ustam, merhabalar. Biz gelmeden önce kazı haşlamaya başlamış. Evet, haşladım. Çünkü pişmesi uzun sürüyor. Kaz, gösterelim Mehmet Ustam. Şöyle açacağım, biraz buhar banyosu of, yapabiliriz. Of, of. Gerede yöremize ait, Gerede ilçemize ait kazlar. Kazlarımız Eylül, Ekim aylarında kesiyoruz biz bunları. Daha sonra difrizlerde muhafaza ediyoruz. Uygun zamanlarda, istediğim zamanlarda çıkartıp kullanıp yiyoruz. Ne koydunuz suyuna? Şu anda bunda aromatik malzemeler var. Avucumuz, soğanımız, kerevizimiz, sarımsak. Limon da var. Limon da var. Limon ağır kokuyu alır yemekte. O sebepten dolayı kullanıyoruz limonu. Kaz da aroması ağır olan bir ettir. Böyle soft bir et değildir kaz eti. Pişmesi de uzun süre alır. Ben siz gelmeden önce pişirmeye başladım. Kaç saat haşlanıyor burada? Takriben 4,5 saattir kaynıyor bu. Bu kaynamasıyla bitmiyor yalnız. Kaynadıktan sonra bunu fırına atacağız. Takriben bir yarım saat 160 derecelik fırında da kızartacağız. Nar gibi olacak bunun dışı. Derisi çıtır çıtır yenilecek, ayara gelecek. Bunun etiyle derisinin arasındaki yağ tabakası, fırına sürerken herhangi bir şey yapmayacağız. Marinasyon yapmadan. Yok. Kendi yağıyla kızaracak bu. O yağı da zaten derisine, hani herkes deri sevmez belki ama kazın derisi gerçekten yenilir. Çok lezzetlidir. Ne diyorsunuz? Tavsiye ederim. Birazdan da tadına baktıracağım zaten. Hemen atalım fırına, atalım. Hemen fırına atalım bunu. Şöyle koyayım. Tamam, arkamızda da Mehmet Usta'nın öğrencileri bekliyor. Onu izliyorlar. Ondan öğreniyorlar. Bakın kazımızı çıkardık. Kazımız haşlanmış durumda şimdi. Evet. Zaten kemiklerinden anlarız. Kemik dönüyor şu anda. Şu şekilde. İçin sırrı orada. Aynen. Bunu ben şimdi fırına atacağım. Tamam, yarım saat fırınlanacak. Evet, kazımızı Mehmet Usta fırına attı. Bu şekilde yarım saat pişecek. O pişerken bir taraftan Mehmet Usta suyuna pilav yapar diyorum. Kesinlikle. Zaten bunun suyunu ziyan etmememiz lazım. Evet, su. Tabii şifa. Evet, suyunu da kullanacağız. Suyundan tirit yapacağız. Evlerde yapmış olduğumuz yufkalarda. Ya kış yemeği aslında bakıldığında yufkamız hazır. Kazımız difrizden çıkarttık, kullandık veya kışın kestik kış aylarında. Etini, yufkasını koyacağız tabağa, suyunu da ekleyeceğiz. Üstüne de etini koyacağız. Bir kazdan iki tane yemek yapacağız. Aynen öyle. O zaman kazımız pişe dursun. Biz dışarı geçelim. Çok güzel bir ortamdayız biz. Ormanın içerisindeyiz. Sunumunu da dışarıda yapalım. Bolu'nun ormanları meşhur. Evet, ağaçtan. Biraz da ormanda çekim yapalım. Orman havası alalım. Evet. Yaklaşık yarım saat geçti. Kazımız fırından çıktı. Kazımız fırınlanırken Mehmet Ustam da kazın suyuyla çok güzel bir pilav hazırlattı bize. Evet, iç pilav. İç pilav hazırlattı. Yine Kıbrıs'ın yöremize ait pirincimiz. Kıbrıs'ın pirincinden yaptığımız iç pilavı. Kazımız burada. Ben şu anda sunumunu hazırlayacağım. Aynı zamanda tridini de yapacağız kazın. Tridine de banacağız. Hadi yapalım, soğutmayalım. Dumanı tüte tüte. Biraz sıcak ama. Yakmayın elinizi. Of, şöyle. Pilavın üzerine oturtturduk. Çok güzel bir görüntü var. Ben fotoğrafını çekeceğim siz bozmadan. Videolarını, fotoğraflarını paylaşıyorum. Dumanı tüte tüte hemen videosunu alıyorum ve YouTube'a atıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. YouTube kanalımız Esir Genç TV. Bizi sosyal medyadan takip edin. YouTube'dan bu videoların, bu yemeklerin tariflerini de paylaşıyorum. Buradan kaçırdığınız yemek tariflerini YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube kanalımız Esir Genç TV. Devam edelim ustam. Tabii ki. Kazımızın suyu. Tatlandırdık. Zaten kendi özgü bir tadı var bunun. Biraz tuz ekledik. Bakın bir dakika, buradan burada yufka evet. Var. Onu tabii. Anlatalım. Bunlar da annelerimizin evde yaptığı yufkalar. Onları rula yapıp dilimledik. Dilimlediniz evet. Dik bir şekilde bu şekilde yerleştirdik tabağımıza. Şimdi ıslayacağız. Onlar hem biraz daha genleşecek, açılacak. Yumuşayacak. Yumuşayacak. Oo. Oh. Bolca oh. Suyunu da koyacağım ben buna. Şöyle koyayım. Çünkü hepsini yiyeceğiz bunu. Bu da tridi. Bu da tridi. Bakın bir tane kazdan iki tane yemek sunduk. İster bu şekilde tridini yiyin kazın, ister bu şekilde pilav üstünde yiyin. Artık tercih size kalmış. Tercih size kalmış. Tarifi bizden, evinizde yapıp denemesi sizden. Yayını kesmeden önce tadına bakmak istiyorum. Önce tridin tadına bakıyorum. Mis gibi kokuyor. Afiyet olsun. Mükemmel bir tat. Her şeyimiz doğal, ortamımız doğal. Evet, ormanların içerisinde Bolu'dayız. Evet. Ve tabii. Fırın kazın tadına bakalım. Direkt ben şöyle bir tarafa koyayım. Of, of, of. Evet.
mükemmel. Mükemmel ustam. Bir de pilavından. Burası Bolu. Bir özellikle derinin de tadına baktıracağım ben size. Birazcık da derinin tadına bak. Ustam bundan bahsetmişti bana başlarken. Çıtır çıtır etmesi lazım bu derinin. Bu deri yenir. Nasılsınız? Mikrofonu yaklaştırıp çıtırtısını duyurayım. Tadı çok güzel, çok güzel. Hiç deriye benzemiyor ustam. Ben çok sevdim. Hadi gençler hep beraber bu güzel yemekleri yiyelim. Daha bol da tadacak çok lezzetimiz var. Çok var. Dua harikalarının içerisinde çıkarmaya devam ediyoruz. Ayhan Şef. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler Ayhan Şef'im. Sizin yanınızda geliriz de nasıl kötü olabiliriz? Sağ olun. Hatırlarsınız geçen hafta da Ayhan Şef'le beraber çok güzel lezzetler tattık. Evet. Bu hafta güveçte mantar. Güveçte mantar. Orijinal güveçte yapacağız bunu sizin için. Közde orijinal mantar yapacağız sizin malzemelerimiz için. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz, tabii mevsim itibariyle kültür mantarımız var. Biz ilkbaharda ya da sonbaharda gelseydik. Sonbaharda gelseniz bizim Bolu'ya özel kanlıca mantarlarımız var. Bu dağlardan topladığımız. Tabii izleyicilerimiz kesinlikle toplamasın. Onun altını çizelim. Biz biliyoruz onu. Hangi mantar? Uzmanlar toplayacak. Uzmanlar toplayacak çünkü zehirleyebilir. Aynen. Çok çok böyle tehlikeli olur. Dediğim gibi kanlıca mantarlarını toplarız. O şekilde yaparız bu yemeğimizi. Güveçte mantar. Baharın tekrar geleceğim. Tekrar geleceğim. Her zaman doğal mantarlarla yapacağız. Şimdilik kültür mantarıyla yapalım. Şimdilik kültür mantarıyla yapalım. İzleyicilerimize sunalım. Tamam, sunalım ustam. Malzemelerimiz mantar, domates. Mantar, domates, biber, sarımsak, baharatlar ve kaşar. Ve olmazsa olmazı tereyağı. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Mantarları hemen dörde böldük. Küçük değil. Küçük olursa her şey birbirine giriyor. Pek bir şeye benzemiyor. O yüzden iri iri doğruyoruz. Evet, böyle iri doğrama. Mantar yani pişerken de küçülüyor, eriyor biraz. Tabii tabii. Mantar sote olsa biraz daha küçük doğrarız bunu. Evet. Kavurma olunca bu şekilde doğramakta fayda var. Bir taraftan güvecimizi de közet evet, içinde kızdırdık. Kızdırdık. Hazır. Doğal. Her şeyin en doğalını yiyoruz burada. Evet, her şeyin en doğalı. Elimizden geldiği kadar Ayhan Şef bize. Geldiği kadar. Bolu'da. Arkamızda -5, -10 derece artık kaç derece bilmiyorum ama burası çok sıcak. Göl donmuş. Gölümüz dondu mevsim itibariyle. Evet, suyun havanın soğukluğunu artık siz hesap edebilirsiniz. Evet, taze biberleri kırmızı, yeşil. Evet, renk versin. Renk versin, lezzet versin. Bunları da fazla küçültmedik. Onları da fazla küçültmedik çünkü malzemeye göre olması lazım. Yanındaki malzeme, katkı malzeme. O zaman daha güzel görünür ve daha lezzetli olur. Biri küçük biri büyük olmayacak. Tabii ki. Sarımsak şimdi. Sarımsağımız. Sarımsağı biraz daha bol kullanmak istiyorum ben burada. Çünkü lezzet veriyor. Hem de sağlıklı. Sağlıklı. Kış günlerinde bol bol yemek gerekiyor. Şöyle yeter diye düşünüyorum. Tamam. Malzememizin hepsini böyle. Hepsini bir arada. Bir arada. Ben basit, kolay ve güzel lezzetli yemekler yapmaya çalışıyorum burada. Teşekkürler ustam, çok teşekkürler. Evet. Çünkü misafirlerimiz, buraya gelen misafirlerimiz hemen yemek yemek istiyor. Bu güzel Bolu'muzun Gölcü'ne gelince yoruluyor, acıkıyorlar havasıyla şeyle. Hemen böyle birden yemek yemek istiyorlar. Doğal istiyorlar. Evet, doğal istiyorlar. Biz de hızlı bir şekilde böyle bravo yemeklerimizi göndermeye çalışıyoruz. Bravo. Mantarlarımızı ilave ediyorum malzememizle beraber. Tereyağı yukarıdan aşağı doğru eriyecek. Eriyecek, şöyle görüyorsunuz. Hani oldu bak. Duyuyorsunuz. Cozur cozur ustam, cozur cozur. Oo, üstünü kapattık. Evet. Daha hızlı olacak. Dumanın ısısını, suyunu, lezzetini kaybetmeyecek. Hayır, bir lezzet harikasınız verecek. Harikasınız ustam, harikasınız. Of, bakın kamera arkasından çay geldi. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. İşte budur, doğallık budur. Burası Bolu Gölcük. Ustam çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çok güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Bu manzaranın içerisinde manzara seyrederek, yemek yaparak, çay keyfi. Kokuyu duyuyorsunuz değil mi? Of of, duymaz mıyız ustam? Cızırtıyı duyuyorsunuz. Duymaz mıyız? Herkes duyuyor şu anda. Evet. Bizi izleyen herkes duyuyor. Şimdi ben kapağını açacağım bunu. İşte görüyorsunuz. Of.
Görüntü şahane, kokular şahane. Bir müdahale edelim şöyle. Şöyle karıştırıyoruz ufaktan. Evet. Şöyle birazcık karıştırıyoruz. Ustam ben dayanamayacağım, bir fotoğraf çekeceğim. Bu fotoğrafları, videoları sosyal medyada paylaşıyorum. Şöyle tuzunu atalım. Ustam tuzunu attı. Instagram adresimiz Dünya Ayta diyorum. YouTube kanalımız Esirgenç TV. Pul biberini atıyoruz. Pul biberini atıyoruz. Pul biberini biraz bol atmak istiyorum. Atalım ustam. Atalım soğukta, kış günlerinde. Ben buna biraz da kekik kullanmak istiyorum şöyle. Mantara yakışıyor kekik. Tabii ki. Mantarla kekik. Zaten kekik otlarının arasında büyüyen bir şey mantar. Olmazsa olmazı bence. Size sağlık diyorum. Afiyet olsun. Dünyanın tadını bolla çıkarmaya devam ediyorum. Şimdi de Göynüğümüzün meşhur. Meşhur. Tepsi kebabını yapmak üzereyiz. Tepsi kebabı? Evet. Nasıl yapacağız? Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz 3 adet patlıcanımız var. Kızarmış patlıcanımız. 1 kilo kuşbaşı etimiz var, haşlanmış. Kuzu eti mi? Evet, kuzu etimiz var. Kavurmak için 1 adet domatesimiz var. Biberimiz var. Kavurmak için? Kavurmak için. Üzerini süslemek için, evet, biberimiz ve domatesimiz var. Süslemek için biberimiz var, domatesimiz var. Tuzumuz var, karabiberimiz, kekiğimiz var. En son süslemek için de maydanozumuz var. Malzemeler bunlar. Malzemelerimiz bunlar. Odun ateşinde pişireceğiz. Evet, odun ateşinde. Bakın. Toprak saç üzerinde. Çok şanslıyız efendim. Evet. Çok şanslıyız. Of of. Evet. Öncelikle... Sizi izliyoruz Yeşilay Hanım. Hadi bismillah. Bismillah. Kapağını aldık. Öncelikle patlıcanlarımızı koyduk. Tamam. Yağ koymadık. Evet, kendi yağı var onun. Yeterlidir. Patlıcanlarımızı kavurduk. 1 kilo kuşbaşı etimizi koyuyoruz 4 patlıcanımızın içerisine. Beraber kavuruyoruz. Şimdi beraber kavuruyoruz. Patlıcanla kuşbaşı etimiz kavrulması bitmiştir. Tamam. Şimdi iç malzemelerini koymaya geldi. Domatesimiz var. Buyurun. 1 adet domatesimizi koyduk. Biberimiz. Biberimiz var. Biberimizi koyduk. Çay kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu koyduk. Tamam. Karabiber. Karabiberimizi koyduk. Kekimiz olmazsa olmazı. Evet, olmazsa olmaz. Dağ kekiğimizdir, evet. Doğal. Kendi yaylalardan topladığımız kekiğimizdir. Bunu hepsini bir beraber karıştırıp bu güzel göynükte güzel yemeklerini tatmaya devam ediyoruz. Evet. Göynüğümüz çok güzel. Evet. Biz de en güzel yerindeyiz. Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nin yanı başındayız. Evet. Üzerine malzemesini koyup fırına verme haline getireceğiz şimdi. Tamam. Bakın şimdi biberle süslüyoruz üstünü. Şimdi domatesle süsleyeceğiz. Çok güzel süslediniz. Çiçek gibi oldu. Evet.
Şimdi domateslerini koyuyoruz üzerine. Evet, aralarına domatesler, biberlerin aralarına. Bu şekilde kapağını biraz kapağını kapatıp 5-10 dakika kaynadık hankere fırına, toprak fırına vereceğiz. 5-10 dakika burada pişir. Evet. Daha sonra toprak fırına atacağız. Evet. 15 dakikada da fırında piştik hankere, sunuma hazırdır. Harika. Evet. Yiyenler, yemeyenler buyursun gelsin göynüğümüze. Buyursunlar. Çok evet. Güzel göynük, çok güzel. Evet. Tarihiyle, doğasıyla. Evet. Bakın karşımızda Akşemseddin Hazretleri türbesi. Evet. Arkamızda evet. Göynük evleri. Göynük evleri. Evet. Ortadan ırmak geçiyor. Bakın herkesi bekleriz göynüğe. Evet. Özellikle Ramazan ayında çok güzel oluyormuş. Tabii ki evet. Bizi davet ettiler, biz geleceğiz. Sizleri de bekleriz. Buyurun gelin. Buyurun gelin, bekleriz. Bakın iftarda 14 evet. Çeşit yemekle iftar yapılıyormuş burada. Evet. Ne oluyor iftarda, sayalım pişerken? 9 çeşit kahvaltımız olur. Kahvaltımızın arkasından düğün çorbamız olur. İftar için düğün çorbası. Evet. Düğün çorbamızın arkasından kuşbaşı etimiz bakır sahanlarda Osmanlı usulü etimiz olur. Evet. Etimizin arkasından bamyamız olur. Arabacı tatlımız olur. Arkasından etli yaprak sarmamız olur. Su böreğimiz olur. Su böreğimizin ortası açılır. Büyük sinelerde ortasına kızartma konur. Yoğurtlu kızartmamız olur. Arkasından nohutlu pirinç pilavımız olur. Tereyağlı. En son ev yapımı baklavamız olur. Of of. Son baklavamız da biter. Çok arkasından güzel. Çay ikramımız olur. Sınırsız çayımız vardır. Ne diyorsunuz? Evet. Tamam. Bekleriz inşallah, Ramazan'da. İnşallah. Ben Ramazan'da gelmeye çalışacağım. İnşallah. Bu Ramazan'da bekleriz. Bir iftarımı göğünlükte yapacağım. Evet. Onu da çekip izleyicilerimle paylaşacağım. İnşallah. O bekleriz. Zaman ben sahurda geleceğim. Sahuru beraber yapacağız. İnşallah. Daha sonra sabahtan başlayıp akşama kadar evet. İftarlıklarımızı hazırlayacağız. Evet. Tüm bu aşamayı da izleyicilerimizle paylaşacağım. Evet. Sizleri de bekliyoruz. İnşallah evet, hep beraber burada evet. İftar yapalım diyorum. Evet. Şimdi ne oldu bir kontrol edelim. Kebabımızı. Oldu. Tamam. Şimdi bunu fırına götürüyoruz. Evet, fırına götürüyoruz. Biraz da fırında pişecek. Evet. 15 dakika sonra evet, hazır. 15 dakika sonra hazır. Yaklaşık 15 dakikada fırında pişen tepsi kebabımız sunuma hazır haldedir. Hadi bismillah, tadına bakalım. Evet. Of of şimdi of. Şimdi fırından getirdiğimiz tepsi kebabının üzerine kekik sunmadan önce kekiğimiz, maydanozumuz. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Buyurun, afiyet olsun. Tadına bakıyorum. Şöyle patlıcanından, etinden, biberinden aldım. Et yumuşacık olmuş. Bakar mısınız? Mükemmel bir tat, mükemmel bir tat. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben çok sevdim. Tarifini izleyicilerimize verdik. Eğer yapabilirlerse denesinler evlerinde. Afiyet olsun. Yapamazlarsa göğünüye buyursunlar. Evet, buyursunlar. Burada yiyebilirler sürekli. Evet. Biz yayınımızı burada keselim. Bu güzel yemeğimizi yiyelim, kebabımızı yiyelim. Ardından Bolu'nun tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Daha tadacak lezzetimiz çok. Çok evet. Bizi izleyenlere de selamlar olsun. Bolu'da birbirinden lezzetli tatlar tatmaya, tariflerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Özgür Şef'in misafiriyiz. Hoş geldiniz Yasin Bey Oteli'mize. Bugün sizler için Bolu yöresine ait patates tatlısı yapacağız. Patates tatlısı? Evet, patates tatlısı. Bakın çok ilginç, çok ilginç. Evet, ilginç. İlk defa duyuyorum. Kulağa çok uzak geliyor. Patates bizim Bolu'da meşhur olduğu için biz patates tatlısını özel gruplara, menülerimize koyuyoruz. Misafirlerimiz de bayağı memnun oluyor bizden. Şerbetli bir tatlı aynı zamanda. Kafamı da canlandıramıyorum ustam. Evet. Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Haşlanmış patates var. Malzemelerimiz. Evet, malzemelerimiz haşlanmış patates. 3 tane yumurta. Yumurta evet. İsteğe göre 2 veya 3 tane. İrmiğimiz var. Fındığımız var. Toz fındık. Cevizimiz var. Tarçınımız var. Pudra şekerimiz var. Kabartma tozumuz var. Ve vanilyamız var. Bunlardan ibaret tatlımız. Eğer isterseniz yapabiliriz. Tamam, başlayalım. Patateslerimizi haşladık. Haşladıktan sonra patateslerimizi soyduk bıçak tamam. Yardımıyla. Daha sonra bunları rendeliyoruz.
Bunları rendelirken böyle, bu işleri yaparken bildiğiniz gibi içine sevgimizi mutlaka katmamız lazım. Tabii. Eğer sevgimizi katmazsak lezzeti alamayız. Alamayız. Yasin Bey. Patateslerimizi rendeledikten sonra Yasin Bey, hemen ardından şekerimizi atıyoruz Yasin Bey. Mutlaka bunun şekeri olması lazım. Pudra şekeri. Bir kase. Evet. Ya bunlar gramajlı ama ben hani size şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 50'şer gram. Yarım kilo patatesi. 50'şer gram. Malzemelerini, evet, irmik, pudra şekeri, fındık, cevizini atıyoruz. Oh. Evet, kabartma tuzu. Evet, kabartma, evet, tuzu. Ve tarçın, mutlaka atmamız lazım tarçını. Bu tarçın çok değişik bir tat veriyor buna. Değişik bir lezzet. Bir de vanilyamız. Bakın un yok. Un yok. Ve kabartma tuzu var. Evet, kabartma tuzu var, evet. Patates kabarıyor. Evet, şimdi hafif bunları hepsini birbirine karıştırıyoruz. Aramos hepsini birbirine geçiyor. Evet. Geçtikten sonra hamur oldu. Evet, hamur oldu. Bu hamuru da yumurtayla ayarlıyoruz artık şimdi. Kıvamını yumurtayla ayarlayacağız. Evet. Yeteri kadar yumurta dedim. Ben 2 tane yumurta koydum buraya. Belki 2 tane büyük bir ihtimal bize kafi gelecek. Kafi gelecek ama ben 3 tane koydum. Belki yetmez. Hani bazen patatesler çok nişastalı oluyor. Yani nişasta bazlı oluyor. O zaman bayağı bir yumurta çekiyor. Gördüğünüz gibi bunu karıştırdık elimizde. Size bir hamur oluştu burada. Evet, kurabiye hamuru gibi. Evet, kurabiye hamuru gibi. Değişik bir lezzet. Evet, evet, çok farklı. Evet. Bazı müşterilerimiz var, unsuz tatlı istiyor bizim. Evet. Onlara da tavsiye ediyoruz bu tatlımızı. Bu hamurumuz hazır şimdi Yasin Bey. Bunu şimdi sıkma torbası ile tepsimize döküp önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında yaklaşık 10-12 dakika pişireceğiz bunu. Gül şeklinde böyle tepsimize döküyoruz. Wow. Harikasınız şefim. Evet Yasin Bey, bir tepsi yaptık. Evet. Hazır. Hazır. Fırınımız hazır. Hemen, evet, fırına atalım. Fırına tatlımızı atmadan 15 dakika önce derecesini ayarlıyoruz. 200 derece. Evet, 200 derece mutlaka ayarlıyoruz. Çünkü fırının her tarafının derecesi aynı anda olması lazım. Bunu fırın soğukken atarsak bir tarafı şişer, bir tarafı şişmez. Yani güzel bir görünüm vermez bize. Önemli. Evet, çok önemli. Fırınımıza atıyoruz. 12 dakika sonra tatlımız hazır. Alarmımızı ayarlıyoruz. 12 dakika sonra şerbetini yarım litre su, yarım kilogram şeker, yarım limon kaynatıyoruz. Sıcağı sıcağına veriyoruz şeyi. Tatlı sıcak şerbet. Tatlı, evet, aynen öyle. Tatlı sıcak şerbet. Baklava gibi. Aynen baklava gibi. Jos demesi lazım. Tatlımız şu anda servisimize hazır. Fırından çıkarıyoruz. 200 derece, evet. 12 dakikada pişti. 12 dakikada pişirdik. Hemen şerbetimiz sıcak. Şerbetimiz sıcak, evet. Tatlımız sıcak. Tatlımız sıcak. Hemen şerbetimizi veriyoruz. Veriyoruz. Jos'ta da duyduğunuz gibi. Yarım saat dinlendirip daha sonra servise hazır. İşin en zor kısmı. Evet. Yarım saat beklemesi. Soğumasını bekliyoruz Yasin Bey. O yüzden mutlaka bekleyeceğiz. Sıcak sıcak olduğu zaman o lezzeti damağınızda bulamazsınız. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Evet Yasin Bey. Sunumu için ekstra başka patatesler geldi. Evet Yasin Bey. Şimdi onu anlatacağım ben size. Sadece tatlıyı yapıp pişirmek önemli değil. Bunu sunmak da çok önemli. Yanında dekor bakın. Için, evet. Patates ve kaymak geldi. Evet, kaymak. Manda kaymağı meşhur. Bulunun. Evet. Patateslerimizi ince ince doğruyoruz. Evet. Üzerine şeker atıp 200 derecelik fırında 10 dakika pişiriyoruz. Çok çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Müthiş bir tatlı. Şeker gibi. Evet, evet. Bunu evde deneyeceğim. Bizim Yağkuşan buna bayılır. Hemen tatlarımızı tabağımıza yerleştiriyoruz. Patates şekeri bu. Evet, patates şekeri diyelim onunla. Şimdi patateslerimizi bu şekil... Patates şekerlerimizle. Evet, patates şekerlerimizi dekorluyoruz tabağımızla. Evet, dediğimiz gibi manda kaymağımız orijinal. Kaymaksız kesinlikle olmaz bu. Of. Aynen, bizi koyalım. Çok güzel oldu usta. Çok güzel oldu. Görüntü şahane. Ben öncelikle bir fotoğrafını çekeceğim bozmadan. Sosyal medyada paylaşacağım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter Dünyanın Tadı. Ayrıca YouTube kanalımız Esirgenç TV. Bu tarifleri tekrar izlemek isterseniz YouTube'da var. Esirgenç TV kanalından izleyebilirsiniz. Ustam, artık dayanamayacağım, tadına bakayım. Tabii. Bıçağımı aldım şöyle kaymağından. Evet, kaymağımız çok meşhur bu. Evet. Tatlımıza koyuyoruz, evet. Üzerine. Evet, bak şimdi gördüğünüz gibi tatlıyı kestiğiniz zaman arasında bir şerbet hafif
böyle akmıştır aşağıya. Onu mutlaka yakalamamız lazım. Evet, şu anki görüntü zaten evet. Şeker pare gibi. Evet. Bakın, şöyle göstereyim, kameramıza yakın göstereyim. Çok lezzetli gözüküyor. Çok güzel, çok güzel, çok hafif. Bakın çok hafif. Evet. Unsuz. Çok lezzetli olmuş. Evet, çok müthiş. Lezzetli olmuş. Ben bayıldım. Soğuktan yeşile. İnsan yemeğe doyduğu yer. Mengen'deyiz. Aynen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahçılar Diyarı. Osmanlı Saray Mutfağı'nın merkezindeyiz. Merkezinde, aynen söyle hocam. Mengen pilavı yapacağız. Mengen pilavı. Aynen. Pilav diyorsunuz ama malzemelere bakıyorum, pilavdan fazlası var. Kuzu eti var, badem var, fıstık var, dolmalı fıstık var, cincile mantarımız yok. Porçin mantarı var onun yerinde. Porçin? Porçin mantarı. Cincile mantarı zaman olmadığı için yanında poğaça mantarı. Tabii mantarıyla da meşhur Bolu. Başka ne var? Havucumuz var, kuş üzümü var, dereotu var, soğanımız var, tereyağımız var, kekiğimiz var, karabiberimiz var. Sultanlara yaraşır bir pilav yapacağız. Dünyayı geziyoruz, biz çok çeşitli pilavlar gördük İstanbul. Özbek pilavı mı derseniz, İran pilavı mı ama bu pilav tatlı. Onları kıskandıracak gibime geliyor. İnşallah elimizin geldiği kadar. İlk defa bu kadar malzemeyle hazırlanan bir pilav görüyorum. Ve şimdi seni izliyoruz İzzet Usta. Başlıyoruz o zaman. Hadi bismillah. Bismillah diyelim. Burada da su kaynıyor, et suyu. Kemik suyu. 5-6 saatte kaynayan kemik sudan, ilik sudan yapılır o. Sıvı kullanmıyorsunuz. Hayır, kesinlikle. Sıvı yağı koyduk, şimdi... Sıvı yağı koyduk, soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı ekliyoruz, soğan ince ince doğranmış. İnce ince. Hani sıçan dişi derler. Evet. Pembeleşince havucu ekleyeceğiz. Ondan sonra kuzu etimiz hazır doğranmış. Onu ekleyeceğiz, yavaş yavaş. Aşama aşama devam edeceğiz. Bu mengen de her zaman pişer mi? İzzet Usta. Her zaman pişmez de belli bir zamanlarda şey yaptığımız zaman, mesela kaz et yaptığımız zaman. Ne yaptığımız zaman? Kaz eti. Kazı pişiriyoruz, biz haşlıyoruz, yanına trüt yapıyoruz, fırına sürüyoruz. Artı yanına mengen pilav yapılıyor. Oh. Garnitür olarak. İsteğe göre, zaten genelde isteğe göre yapılıyor bu. Her zaman yapılmaz çünkü dememiz gibi ağır gelir. Bakın soğanımız pembeleşti, üstüne havucu ekleyeceğiz. Bakın havuçlu soğanlı pilav. Şimdi etimizi ekliyoruz hocam. Şimdi etimizi ekledik. Havuçlar biraz pişer pişmez, etimizi ekledik. Abi şimdi bademimizi ekleyeceğiz. Bademler haşlanmış mı? Kabuklar soyulmuş. Kabuklar soyulmuş sıcak suda. Aynen, ıslatıldı, sıcak suda kabuklar soyuldu. Hani kabuğu sonradan çıkmasın, pilav şey yapmasın diye. Bademler ıslatılmış, kabuklar soyulmuş. Bademlerimizi ekledik. Bademle beraber etli pişiriyoruz. Şimdi poğaça mantarımızı ekliyoruz hocam. Mantarımızı ekliyoruz. Bu kurutulmuş, dondurulmuş. Güneşte kurutulmuş. Kurutuyorsunuz. Kurutuyoruz güneşte. Hani kışın. Daha sonra ıslatıyorsunuz, haşlıyorsunuz. Aynen, sıcak suyla ıslatıyoruz. Ağzı gibi oluyor. 15-20 dakika sonra, ondan sonra kendisinden yumuşuyor, doğuruyoruz. Aynı şey mantarı gibi. Taze mantar gibi oluyor. Uzak Doğu'da çok kullanılıyor ustam, Uzak Doğu mutfağında. Bakın bize de var. Bir parça tereyağı ekliyoruz. Köy tereyağı. Halis Moğolis. Evet. Domatesin ama hafif bir kırmızı renk versin. Çok ilginç bir pilav. Şimdi kuş üzümü ekledik. Üzerine tuz atıyoruz. Bu arada karabiber. Çok omuzlu şekilde de kekik. Onlar şimdi 5-10 dakika güzel bir karışsın. Buradaki bir kemik suyumuz kaynıyor. Onu ilave edeceğiz. Pirinci üstüne koyacağız. Kapatacağız altını. Hazır. Kapını kapatacağız, hazır. Şimdi et suyunu ilave ediyoruz. Pirincimizi ekliyoruz. Islatılmış pirinç. 15-20 dakika hafif ılık suyla, tuzlu suyla dinlendirilmiş. Güzel bir yıkan oldu. Şimdi kapağını kapatıyorum. Şekilde... Kapatacağım, bu şekilde duracak hocam. 10-15 dakika. Suyunu çekesiye kadar. Ondan sonra biraz dinlenecek. Biz de bu arada fıstığımızı kavuracağız tereyağında. Tereyağından. Tereyağı biraz ağır gelir. Sıvı yağdan. Sıvı yağı, tamam. Aynen. Çünkü zaten pilavda tereyağı var. Tamam. O ona ağır gelir.
Çam fıstığı. Çam fıstığı ekliyoruz. Tatlara ve pilavlara çok yakışıyor. Şimdi fıstığımızı ekliyoruz pilavımıza. Çok güzel bir görüntü var ustam. Çok güzel bir görüntü var. Siz karıştırırken, evet ben hemen bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünya Tadı diyorum. Facebook ve Twitter'da Dünya'nın Tadı. Ayrıca YouTube kanalımız Esirgenç TV. YouTube'a da atıyorum ustam bu tarafları. Kaçıran olursa tekrardan izleyip görsünler. Yapsınlar. Aşama aşama aynen. Aşama aşama. Ellerinde olduğu kadar malzemeyle. Evet. Hani öyle önemli olan mantar falan değil. Mantar şey de olabilir. Kültür mantarı da olur. Kültür mantarı ama bu şekilde olmaz. Yani bunu yoksa ne yapacağız? Olmazsa katmasınlar. Hani şey olur mu bu? İstiridye mantarı diye geçiyor marketlerde. Olur mu? Tabii o da olur. Taze, ufak ince ince doğrayacaklar. Tamam. Yani birbirine değmeyecek şekilde. Damakları nasıl soğan, soğandan ağza gelmeyecek. Tamam. Küçük doğranacak ki pilavdan kaybolacak. Neden Menge'nin aşçısı ünlü diye soracaksınız. Aslında iki tane sebebi vardır. Birçoğunu kimse bilmez. Bir tanesi lezzetli oluşu ellerinin ve bu işi severek aşkla yaptıkları için. İkincisi de en önemli özelliği de güvenilir olması. Yani eskiden saraylarda işte padişahlık döneminde zehirleme olayları olduğu için saray mutfağı kimseye emanet edilmezmiş. Ama Menge'nin ustalara padişahlar da çok güvendiği için onlara canını emanet ediyor bir şekilde. Yani sadece yemek değil burada canına emanet edermiş, teslim edermiş. Ve Menge'nin ustalar da eleman, çırak, kalfa lazım olduğu zaman hep köyünden, memleketinden, Menge'nden getire getire bu şekilde yayılmış. Günümüze kadar gelmiş ve halen Menge'nin aşçılar diyarı, aşçıların başkenti olmakta devam ediyor yani. Şimdi pilavımız ne alemde? Pilavımız ne halde? Demlendi mi ustam? Demlendi hocam. Şarkıdan sonra demlenmiştik yani. Of of of. Bakın Türk mutfağında pilavın yeri ayrıdır. Evet. Ama bu pilavın bendeki yeri daha da ayrı olacak. En son üzerine. Dereotu ekliyoruz hocam. Dereotu. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Çiçek gibi oldu. Evet. Geldik programımızın en sevdiğim kısmına. Tadına bakma kısmına. Güzel koktu. Evet. Ustam. Aynen. Buyur. Çok teşekkürler. Ben şöyle. Afiyet olsun. Mikrofonu size bırakayım. Şöyle bademinden. Bademinden var. Kuş üzümü var. Etinden. Kuzu etinden var. Havucu var. Soğanı var. Çam fıstığı var. Dolmalık. Baharatı var. Tereyağı, köy tereyağı var. Artı 5 saatte kaynatılmış kemik suyundan var. Yani bu pilava insan yorum yapmaya utanıyor. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Biz de sizin aracınızla bütün izleyicilerimizi Aşçılar Diyarı Menge'ne davet ediyoruz. Bu pilavımızdan yemek için. Çok güzel olmuş ustalar, çok güzel olmuş. Elinize sağlık diyorum. Afiyet olsun, her zaman bekleriz. Dünyanın Tadı bu yoldan devam ediyor. Ve ne yazık ki bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama Bolu'nun lezzetlerini bitiremiyoruz. Haftaya biz yine sizleri Bolu'da bekliyor olacağız. Haftaya görüşünceye dek afiyetle kalın. Güvenilir İkbal lezzetleri artık size çok yakın. İkbalonline.com'da.